Mercedes, Kanada Grand Prix'de göstermiş olduğu performansla herkesi heyecanlandırdı. Peki Mercedes bundan sonraki yarışlarda da ön grupta mücadele edebilir mi? Gelin buna birlikte bakalım. Sezon başı testlerinde James Allison'ın yapmış olduğu röportajda Ferrari ile yarışabiliriz söylemi benim çok fazla tersime gitmiş ve bunu bu şekilde görmediğimi söylemiştim. Daha sonrasında sezonun ilk 6 yarışı için yapmış olduğum tempo tahmininde Mercedes'i Aston Martin ile 4 ve 5. sıraya koymuştum. Sezonun başında Mercedes gerçekten de 4. araç gibi görünüyordu. Hatta bazı yarışlarda Aston Martin'den Fernando Alonso'nun dahi gerisinde kalmışlardı. Ancak takım Imola'dan itibaren göstermiş olduğu performansla beraber Monaco'da ve daha sonrasında Kanada Grand Prix'de ilk 3 takımdan birilerini mağlup etmeyi başardı. Hatta Kanada Grand Prix'de George Russell'ın bazı hataları olmasa yarışı kazanabilecek hıza sahipti Mercedes. Peki Mercedes bundan sonra da yarışları kazanabilir mi? Söylediğim gibi ben bu konularda her zaman gerçekçi yaklaşan birisiyim. Bu yüzden bu videoda da gerçekçi bir şekilde duruma yaklaşmak istiyorum. Kanada Grand Prix'si kendine has bir hafta sonuydu. Normal bir hafta sonu değildi. Zaten normal bir hafta sonu olsaydı Ferrari bu kadar geride olmazdı. Mercedes'in iyi iş yaptığı gerçeğini kesinlikle dışarı atmıyorum. Ancak bu pistten ve bu şartlardan bir çıkarım yapmak da çok mantıklı olmayacaktır. Çünkü sıralama turlarından sonra da yapmış olduğum canlı yayında olduğu gibi Mercedes herkesten çok daha fazla yol tuşa sahipti. George Russell özelinde ve bu sayede aslında aracın bazı zayıflıkları ortadan kalkmış oldu. Mercedes'in en büyük sorunlarından bir tanesi düzlük hızıydı ve Kanada Grand Prix'de düzlük hızı her şey demekti. Ancak yeni atılan asfalt, düşük yol tuş ve soğuk havayla beraber viraj çıkışları herkes için oldukça zor hale geldi. Bu yüzden virajdan sonra herkesten önce gaza oturmak çok büyük bir önem arz etmeye başladı. Eğer normal şartlar olsaydı herkes 3 aşağı 5 yukarı benzer noktalarda gaza tam oturacak ve her şey düzlük hızına kalacaktı. Ancak Mercedes George Russell'la beraber neredeyse herkesten 10 metre daha önce tam olarak gaza oturmayı başarmıştı ve bu sayede birçok düzlük hızı sorunu ortadan kalkmıştı. Dün üzere George Russell çok daha hızlı bir şekilde gaza oturuyor. Burada Max Verstappen'in gazdan ayağın çekmek durumunda kaldığını görürüz ki onboard'da da bunu görürsünüz. Ufak bir kontra vermek durumunda kalıyor. Yani gaza oturduğunda araç arkaya kaybediyor. Ve bu sayede George Russell çok daha erken gördüğünüz üzere %100 gaza otururken Max Verstappen'in %100 gaza oturması ciddi anlamda zamanını alıyor. İşte bu da aslında kendisine poli getiren detaylardan bir tanesi haline geliyor. Takımın zaten ilk sektörde güçlü olacağını bekliyorduk ve tam da düşündüğümüz gibi oldu. İkinci sektörde ise yarış temposunda yine en hızlı takım Mercedes'ti. Yani aslında her sektörde hafta sonunun belli kısımlarında en hızlı takımın Mercedes olduğunu görmüştük. Mercedes Imola'da yapmış olduğu çıkışla beraber aslında bunun temellerini atmaya başladı. Yani bundan sonra Kanada Grand Prix'de kadar olmasa da Mercedes'in ön gruba yakın olacağını düşünüyorum. Takımın en büyük sorunu korelasyon problemiydi. Rüzgar tüneli ve simülasyonda yapmış oldukları çalışmalar ile pistteki çalışmalar birbirini tutmuyordu. Hatta bu yüzden biz sürekli olarak Lewis Hamilton'dan yaptığımız ayar değişiklikleri işe yaramadı, aracı daha kötü hale getirdi lafını duyuyorduk. Mercedes'in şampiyon olmuş olduğu yıllarda cuma günlerinde sorun yaşadığı bazı hafta sonları oluyordu. Ancak takım gece yapmış olduğu çalışmalarla beraber cumartesi günü aracı tekrardan hızlı hale getirebiliyordu. Ancak 2022'den itibaren Mercedes'in bu konuda ciddi anlamda geride kaldığını görmüştük. Ki bu kuralların ilk setinde Mercedes'in aslında rüzgar tünelinde ve simülasyonda 0.9 saniye kadar daha hızlıyız. Ancak pistte bu olmuyor çünkü zıplama sorunu yaşıyoruz lafını duymuştuk. Bu nesil araçlar tümseklere ve kerplere çok fazla tepki verdiği için hem rüzgar tüneli hem de simülasyonla bağdaştırması en zor araçlar. Bunu Red Bull da söylüyor, McLaren de söylüyor ve Mercedes de söylüyor. Gerçekten bu araçları rüzgar tüneli ile eşlemek çok zor. Hatta bazı takım mensuplarına göre artık rüzgar tüneli ile eşlemeye gerek yok, sadece belli parametrelere bakmak gerekiyor lafını da duymuş olduk. O nedenle Mercedes aslında 2,5 senedir neredeyse yokları oynuyor bu sebeple. Imola'ya getirmiş oldukları yeni güncellemelerle beraber korelasyon konusunda ciddi anlamda ileriye doğru bir adım attıklarını görüyoruz.
takım Imola'da ve Silverstone'da çok ciddi testler yapmış oldu 2022 aracıyla beraber ve bunu da ben korelasyon probleminin çözmelerine yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bunun çok yakın bir örneği var çünkü direkt McLaren takım patronu açıkladığı için rahatlıkla söyleyebiliyorum bunu. McLaren kötü başlamış oldu 2023 sezonu başında 2021 aracıyla, bakın bir önceki araçla, Imola'da bir test sürüşü gerçekleştirmişti. Stella o testlerde rüzgar tüneli ile pist arasında korelasyon sorunlarını çözdüklerini açıklamış ve daha sonrasında biz McLaren'in yükselişini görmüştük. Mercedes de benzer bir şekilde, hatta bu nesil araçlarla çok ciddi bir test programına girdi ve görüyoruz ki bu test programı korelasyon sorunlarını çözmelerine yardımcı oldu. Mercedes'in bir diğer sorunu ise devrimci, yenilikçi Y250 Vortex üreten ön kanadıydı. Bu ön kanatla alakalı çok ciddi bir araştırma yapmıştım ve aracı tanıtırken bunu sizlere iletmiştim. Aslında tekil parça olarak bu yeni ön kanat, devrimci ön kanat, şu anki kullandıklarından çok daha hızlı gibi görünüyor. Hatta takım yapmış olduğu açıklamada o ön kanadın verilerde gördüklerinden çok daha fazla downforce üretmesinden dolayı aracın doğal bir şekilde önden kayma sorunu yaşadığını belirtmişlerdi. Yani gerçekten ön kanat fazla downforce ürettiği için Mercedes zorlanıyordu. Yeni getirmiş oldukları ve diğer takımlara benzeyen ön kanat muhtemelen tekil parça olarak eski ön kanattan daha yavaş, ancak aracı çok daha dengeli hale getirdiği için Mercedes'in daha fazla işine yarıyor. Şimdi bu bilgileri neden verdim? Sana da gelelim, Mercedes geri döndü mü? Mercedes'in bazı sorunlarını çözdüğünü açıkçası görüyoruz. Zaten yepyeni bir araç yapmışlardı ve bu aracın sorunlarını çözmek, bu aracı anlamak ciddi anlamda vakitlerini alacaktı. Ben sezon başında yapmış olduğum videoda Mercedes'in bu aracı anlamasının 6. yarışı bulabileceğini söylemiştim. Biraz daha geç oldu. 7. 8. yarışa kadar uzadı. Ancak günün sonunda Mercedes elinde ciddi anlamda potansiyel olan bir paketi anlamışa benziyor. Kanada Grand Prix üzerinden tekrardan ön bölüme döndüler demek mümkün değil. Dediğim gibi çok kendine has bir hafta sonuydu. Normal bir hafta sonu değildi. Ferrari'nin bu kadar yavaş olduğu bir hafta sonunu normal parametreler içerisinde değerlendirmek çok da mantıklı olmayacaktır. Ancak Mercedes'in bir diğer büyük sorununun, yani yüksek hızlı viraj sorunun olduğu İspanya pistine gidiyoruz. İspanya pistinde gösterecekleri performans bence Mercedes'in sezonun geri kalanında ne yapabileceğini bizlere çok iyi bir şekilde gösterecek. Takımın İspanya'ya yeni bir taban güncellemesi getireceğini de biliyoruz. Mercedes güncellemeleri ciddi anlamda hızlandırdı çünkü artık paketi anlamaya başladılar. Eğer biz İspanya'da Mercedes'i tekrardan ilk 3 takımla beraber görürsek, evet Mercedes geri döndü deriz. Ancak bence bunu demek için şu anda çok erken, çünkü dediğim gibi Kanada Grand Prix biraz farklı bir hafta sonuydu. Mercedes aracını anlamaya başladı ve artık aracı iyi bir pencereye getirmeye başladılar. Bundan sonra Mercedes'in daha değerli toplu bir hafta sonları geçireceğini biliyoruz. Ancak bazı defektlerini, bazı zayıf noktalarını çözdüler mi? Henüz bunu bilmiyoruz. Lastik kullanımları nasıl olacak? Sıcak bir pistte güncellenmiş Mercedes'in lastik performansını henüz göremedik. Eğer Imola'ya bakarsak Mercedes'in halen daha bir 0-3'lük tempo farkı olduğunu görebiliriz ön taraftan. Sıcak havada, sıcak pistte lastiklere nasıl bakacaklar? Mesela Kanada Grand Prix'de bunu da göremedik. Çünkü Mercedes güvenlik aracı sonrasında lastiklerini değiştirdi ve herkesten çok daha taze lastiklere sahipti. Acaba lastik kullanımları nasıl? Bunu da bilemiyoruz. Yüksek hızlı virajlarda nasıllar? Yine aynı şekilde bunu da bilemiyoruz. Ancak Mercedes'in iyi bir mekanik yol tutuşu olduğu ve kerpler, şikanlar konusunda çok iyi bir araç olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden gerçekçi olarak şu anki paketle ben Mercedes'in Macaristan Grand Prix'i kazanabileceğini düşünüyorum. Gerçekten orada ciddi bir şansları var. Ama tabi pistin biraz da soğuk olması kendilerine yarayacaktır. Yoksa lastik kullanımı konusunda halen daha elimizde yeterli bir veri yok. Evet, Mercedes'in ilk 9 yarışını sizler için bir derlemek istedim. Takımın sorunlarına, korelasyon problemlerine değinmek istedim. Yapmış oldukları güncellemeleri de birlikte bakmış olduk. Mercedes geri döndü henüz diyemeyiz. Ancak İspanya'da göstermiş olacakları performans bence sezonun geri kalanı için çok fazla belirleyici olacak. O yüzden İspanya Grand Prix'de Mercedes'in performansına da yakından bakacağım. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.